Haftalardaki son durumu konuşacağız. Önemli verileri ve gelişmeleri artık bu hafta arkada bıraktık demiştik. Haftanın son işlem günündeyiz. Bakalım piyasalar için neler bekleniyor. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Borsayla başlayalım. 8200 seviyesini geçti bugün borsa ve 3 ayın zirvesine çıktı. 8200 birçok analist tarafından kritik olarak görülüyordu. Hafta boyunca aldığımız yorumlarda hep altı çizildi bu seviyenin. O yüzden borsada yükseliş trendi yeniden mi başlıyor diye sormak istiyorum. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8150 seviyesini 16 Ekim'den bu yana geçemiyordu. Hep sürekli bu bölgelerde baskı görüyordu ve bu baskı görürken de sektörler üzerinde de bunun etkisini çok net bir şekilde inceleyebilmekteydik. Ama dün özellikle Borsa İstanbul Yüz Endeksinin 8150 üzerine çıkması, bunu yaparken de sanayi endeksinin de çok kritik bölge 10250'lerde bir yeni hareket oluşturması borsaya ilişkin iyimser bir beklentinin oluşmasına olanak tanıdı. Şimdi borsa fiyat anlamında evet 8150'nin üzerine çıktı, günü kapattı, bugün de kapatırsa çok daha olumlu bir beklenti içerisine gireceğiz ama burada kıymetli olan 4 ana sektörün yani banka, holding, hizmet ve bunlara da sanayi endeksinin yükselen bir sinyal veriyor olması borsa cephesi için çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bugün de bu fiyatlama reaksiyonu sürecek olursa önümüzdeki haftadan itibaren özellikle yeni yukarı yönlü hareketlere şaşırmamak gerektiğini söyleyebilirim. Peki dün ABD büyüme verisi çok kritik olarak görülüyordu. Haftanın küresel piyasalar tarafında en önemli gündemiydi. Güçlü bir büyüme verisi geldi ama piyasalar alt detaylarda farklı sinyaller mi aldı? Çünkü normalde bu denli güçlü bir veri sonrasında doların biraz gerilemesi, altının yükselmesi beklenebilirdi. Ama tam tersi oldu ya da piyasalar neyi fiyatladı dün bu veriyle birlikte? Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda var. Teorik anlamda bir makro göstergenin sonucunu yorumlarken özellikle anlık fiyatlama tarafında beklentinin altında ya da üzerinde senaryosunu da gündemimizi meşgul etmekte fayda var. İlaveten bir de Merkez Bankası teması üzerindeki psikolojik etkisi de çok önemli. Çok basit bir örnek verecek olursak faiz artışı bir para birimini değerlendireceği gibi beklenti altında bir faiz artışı olursa burada para biriminin değer kaybını görüyoruz biz fiyatlama reaksiyonlarında. Şimdi dün büyüme cephesinde Amerika'da önemli bir rakam gördük. Hatta beklentinin üzerinde güçlü bir büyüme. Şimdi böyle bir görüntü olduğu zaman resesyon tarafındaki endişelerin de ister istemez ortadan kalkacağı bir görüntü oluşturuyor. Şimdi bu cepheden baktığımız zaman evet burada doların güçlenmesi lazım. İlk etapta yani ilk dakika fiyatlama reaksiyonunda bunu gördük ama devamında gelmedi. Aslında bunun gelmeyişinin sebebi bir süredir piyasalarda bir ayrışma var. Çünkü ülke merkez bankalarının ECB gibi, Fed gibi dünyanın en önemli oyuncularının faiz indirimi konusundaki beklentiler merkez bankası ile ciddi anlamda ayrışmakta. Yani baktığımız zaman işte Fed Mart ayında, ECB Nisan ayında faiz indirmeli şeklindeki bir görüntü piyasalar üzerinde fiyatlama alanına giriyor ve burada işte Mart'ı, Mayıs'a ECB içine Nisan'ı da Haziran'a teorik anlamda çekebiliyoruz. Merkez Bankası yetkilileri buna benzer açıklamalar yapıyor ama piyasalar ısrarlı bir fiyatlama reaksiyonu içerisine bunu eklemekte. İlaveten şunu da vurgulamakta fayda var. Evet, büyüme devam ediyor ama büyürken enflasyon cephesinde bir problem yaşanıyor mu? Bu sorunun cevabı önemli. Amerika'da bu konuyla alakalı bir problem gözükmüyor. Bugün de özellikle Fed'in de yakından takip ettiği PCE verisine bakacağız ki enflasyon göstergesidir bu da. Özellikle burada da eğer bir beklenti altında sonuç gelirse o zaman piyasalarda daha fazla rahatlama hissiyatı oluşabilir. Bu yüzden de büyüme evet güçlü bir veri seti. Resesyon görüntüsünü ortadan kaldırıyor ama bunu enflasyon üzerinde bir baskı oluşturmadan yapabiliyorsa ki
fiyatlama da bunun içerisine giriyor. Bu şekilde güçlü de dolar değil de bir miktar yataylaşmış bir dolar fiyatlama reaksiyonu da izleyebilmekteyiz. Peki çok teşekkürler yorumlarınız için. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'la konuştuk piyasaları. Ve devam edelim. Son rakamlara bir bakalım.